Fernando Santos'la beraberiz. Takımın başındaki bu kısa sürede belki de en önemli galibiyetlerden birisi olduğunu söylemek de yanlış olmaz zannediyorum. Geri dönmesine rağmen çok iyi reaksiyon gösteren bir Beşiktaş takımı. Kupada son 8'de Beşiktaş, neler söylemek ister hoca? No, primer parte no jugamos, a gente não veio ao jogo na primeira parte. Não tivemos cá, não. Viemos cá, ok. Estávamos ali, mas camisolas estavam ali dentro do campo. E portanto, obviamente, o António Sport estava a vencer e estava a vencer bem, quer dizer. Porque nós passeámos as nossas camisolas dentro do campo. Depois, na segunda parte, sim, mudámos completamente a atitude. Quisemos jogar, quisemos correr, quisemos lutar. Quisemos chegar lá, quisemos não sofrer golos, quisemos marcar golos. E acho que acabámos depois na segunda parte de ser muito, muito pressionantes. Conseguimos, na realidade, dois golos. E acho que a vitória acaba de ser justa para aquilo que fizemos na segunda parte. Mas devíamos ter feito durante 90 minutos e não fizemos. İlk yarı yoktuk sahada. İlk yarı top oynamadık. İlk yarı sadece formamız vardı sahada. Bunu söyleyebilirim. Çok kötüydük. Rakip belki ilk yarı başka şeyler yapsaydı maçı kazanabilirdi, farklı bir şey olabilirdi ama ikinci yarı evet yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi reaksiyon gösterdik, koşmak istedik, savaşmak istedik, mücadele etmek istedik. Rakip yarı alana daha çok vardık, üçüncü alana daha çok ulaştık ve çok iyi baskı yaptık ve iki gol attık. Evet, ikinci yarıki oyunumuzla maçı hak ettiğimizi, bu sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim ama ilk yarı göz önüne bulundurursak 90 dakika içerisinde bu ilk yarıki performansından memnun değilim. Aslında evet, tüm belki de yine Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının en çok merak ettiği konulardan birisi de yeni gün itibariyle transferdeki son durum. Son günün içerisindeyiz artık transferde neredeyse. Kalan bu kısa sürede Beşiktaş transferde bir hamlede bulunacak mı yoksa Beşiktaş için transfer kapandı mı? Eu fui contratado para trabalhar, não sou. Esse não é o meu trabalho, seguramente. Portanto, isso é um assunto que já falei, um bocadinho de direito. E, portanto, agora, eu não sou comentador. Peço imensa desculpa, mas eu não sou comentador. Eu sou treinador de futebol e faço o meu trabalho. Ben çalışmak için buradayım. Yeni oyuncu getirmek için, kontratlar için burada değilim. Bunu önceden de söyledim zaten. Bu yönetimin işi, yönetimin ilgilendiği bir konu. Dedim ki ben bir futbol teknik direktörüyüm ve ben sadece bu işi yapıyorum. Teknik direktörüm ve özür dilerim bu soruya cevap veremem. Bununla ilgili yorum yapamam. Peki, Jonas'tan sonra Joe takıma katıldı. Bugün de ilk dakikalarını aldı maçın son dakikalarında. Hoca nasıl tanımlar Joe'yu? Nasıl bir oyuncu, nasıl tarif eder? Dias está a adaptar à equipa. Portanto, com o tempo, depois vamos ver. Agora ele chegou há 3 dias. Está a adaptar à equipa neste momento. Jogou 2 minutos. Naquele momento pareceu-me importante, estava o jogo a acabar, tinham colocado mais um avançado, colocaram um homem que é forte no espaço aéreo e só isso. Daha 3-4 gün oldu geleli, çok az bir süre. Adaptasyona ihtiyacı var tabii ki normal olarak. Bu anlamda onunla ilgili bir yorum yapamam. Girdi, bir hücumcu almam gerekiyordu oyunu tutmak için. Bir savunmacı aldım oyuna, hücumcu çıkarıp savunmacı aldım. Bu anlamda 2 dakikada elinden geleni yaptı. Son sorum. Aslında tüm sezon boyunca Beşiktaş'ta genç futbolcuların performansı çok beğenildi. Semih öne çıkan bir isim performansıyla. Bugün Emrecan Terzi ikinci yarıda oyuna girdikten sonra önemli bir performans ortaya koydu. Demir Ege... menos jovens. Para mim são todos jogadores do clube. Quem trabalhar e fizer aquilo que eu quero, joga. Quem nunca trabalhar não fizer, não joga. Seja novo, seja velho. Para mim é igual. Benim için genç yaşta ayrımı yok. Yaş benim için önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim oynamak istiyorsa oynar. Kim gösteriyorsa performansı formayı kapar. O yüzden aralarında herhangi bir fark yok benim için. Çok teşekkür ederim. Muito obrigado.